Evet arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm. Deniz Özandaş'la Köyde Yaşam kanalındasınız. Yaklaşık 2 gün önce yayına vermiştik. Yusuf abinin hayvanlarını ikinci kez. 105 tane anaç kalmıştı içinde. 105 anaç artı işte 20 tane kadar da şişek vardı. Ondan sonra ilana koyduk. Hayvanlar burada gördüğünüz gibi. Mehmet sen gel bizi bir çek. Selamünaleyküm. Merhaba. Şöyle ver. Merhaba, ben Emin. Nurul Bey. Nurul abi hoş geldiniz. Ömer Bey. Ömer abi hoş geldiniz. Nasılsınız? Abi hoş geldiniz. Mustafa Bey. Siz de mal sahibisiniz. Mustafa abi sen de hoş geldin. Nasılsın? Cümleten eşya. Nasıl yolculuk? Kısa Allah'tan yani. Kayseri yakın. Dedim şimdi Kayseri'den geliyorlar. Havayı görseler oranın soğuğu, buranın sıcağı. Aynen öyle. Bura bahar oldu. Ceket çıkarıyorlar. Gitmiş şekil üşüyoruz. Bak yani. Evet. Abi hayvanları ben evdelerdi. Dedim ki getirin yazıya rahat rahat görsünler. Hem otun içinde daha rahat görürsünüz. Şöyle tamam. Bir gidelim hayvanların içerisine. Orada da var. Seni doğurmuş. Bir tane daha ön. Neredeyse bizim buraya bile kar yağacaktı. Yani. Bugün bile don vardı abi farkında evet, don, mı? Evet don vardı. Şimdi ektiğimiz ot regras mı? Evet regras abi. Bunu ben 2,5-3 aydır yağ yiyorum abi. Maşallah sen erken ekmişsin. Tabi erken ektim ben buna 4 su veriyorum. Siz sadece ektiğiniz yeri yağıyorsunuz. Evet abi. Yaylım yerimiz yok. Yaylım yerimiz meramız var. Meramız da şu an yasak abi. O şey mi bana kadar? 3 ay yasaklıyoruz. 3 ay ondan sonra tam yani, şiştikten sonra ot şöyle oluyor yani. Ondan sonra bırakıyorlar. Artık Yusuf abi de koyunu bırakıyor. Bir tane abi. Kötü çarpıldım abi. Deniz abi de anlatmıştı. Ben size anlattım akşam. Evet. Yemin ediyorum kötü çarpıldım. Şimdi, hatta Emin abi de söyledi yani biz hani ağlayalım malını alıyormuş gibi evet, olmayalım. Yok, yok hiç alakası yok. Sen olmasan başka biri alacak. Ben borcum için tamam. Malımı satıyorum tamam. Abi. Olsun abi. Yoksa bizim istemediğimiz bir şey. Yok. Kazanan kim olur sen olursun. O seni dolandıran kazandığını evet. zanneder evet. Ama kaybeder. Onun şimdi, hem dünyası git de mahireti. Yani, bizim anlatmak istediğimiz bir şey var. Dünden de konuştuk Dönükle'yle de. İster istemez sizde duracak bu koyun biraz. Pazarlığı yapacağız. Evet. Yem paranı vereceğiz. Sıkıntı biz yok abi. Yemimi kadar aldıktan sonra abi yemini alacağız. Başım üstünde. Tamam. Şeye bakarsınız. Buraya. Sıkıntı yok. Bir de bu mesela ne kadar kaç gün olacak bu? Ya işte hava şartlarına bir şey diyemiyoruz. Anladın mı? Anladım. Nakliyede mi sıkıntı var? Sizde yerde mi? Nakliye şeyse yok, nakliye yine var nakliyem bak. Uygun şu şekilde. Şu an bizim oraya gidemez bu. Abi nakliye var da gidemezsin. Ya yine nakliye siz de. Kardan dolayı mı? Ya tanıdığım arkadaşım var çünkü. Tamam. Tamam. Şu Emin abi. Biz bu hayvanları daha önce Elazığ'a sattık. Evet. Evet konuştuk. Söylediniz. Elazığ'daki arkadaşımız aynı sizin mağduriyetinizde dedi ki ya 1 metre kar yağdı. Dedi ben bunları getirsem yolda sıkıntı olur. Ondan sonra tamam abi siz bilirsiniz dedim vazgeçtik. Şimdi aynı şey hani bakımla alakalı adamın oradan gelecek kimsesi yok. Ama sizin burada birini bırakıp örnek veriyorum bu hayvanlara yemini taşıdıktan sonra yemine biz karşılarız. Yemine karşılarız. Benim yerim var. En kötü 3-5 günde bir de ben gelirim. Deniz abime de söyledim ben sana. Tamam arkadaşlar söyledi zaten. Yeter ki yemini aldıktan sonra. Şeyle alakalı. Yani sen nasıl söyleyeyim? Bu hayvanlar şu anda burada bırakırken nasılsa evet. Götürürken de aynı evet. Bulursun. Yani öyle dürüst insanlar ben onun dışındaki insanlar gibi vallahi bize tamam. Yedirmesin. Siz öyle dedin. Biz de size güveniyoruz. Allah yani. Bize yani kötülükten uzak tutsun bizi. Melez ama belki hocam getirdiniz mi? Evet. Hocamlar daha iyiydi. Bunlar kırılmış ama daha uyumlu olmuşlar yani sanki buraya. Ama bir şey var hocam. Abi bu malda töbe yem yok. 1 kilo yem yok bak. 1 kilo yem yok. Sadece düne yem verdim bir yer. Orada bak. Sönmez de kırılmış hocam. Sönmez de kırılsa daha iyi inşallah. Süslü. Kuzladı o, yeni kuzladı zaten, kuzu sevdi.
İçinde birkaç tane sarıbaş var bizim burada. Veteriner ağabeyimden bir sorayım. Bu koyunun cinsini bilemiyoruz. Bak bak, bir tane göstereceğiz. Bir tane göstereceğim abi. Bilemiyoruz. Bak abi, karşıda bak. Tasmalı olur. Yok, kuyruğu var ya, İran kuyruğu mu diyor yani, ne diyor? Şu beyaz şey. Canlı bak abi. Gördün mü Turgut? Kaç tane abi? Böyle ayrı kuyruk. Geçersene o koyunlarda 4 tane dedi, değil mi? He? Koyundan 4 tane, kuzusu 3 tane. He, koyundan 4 tane, yok. Kuzusu 3 tane doğurdu geçen dedi. Kuzusu 3 tane, koyundan 4 tane var. Bunlar da soğuğa dayanıklı olmuyor. Bak şu mesela, bak bunlar minimum ikiz, minimum. Evet. O gün 300 yaptı, yani, bir tane sıkı yaşadı, ikisini yani, yaşatamadı. Yani yaşatamadı kar, abi. Başına. Yok yani doğururken hayvan gece doğuruyor, bir yanda olmuyorlar. Kulak bile yetmeyebilir. Benim sıkıntı. Sönmez de güzel, kurması varsa ama... Diğerleri işte 200-300 yaptığı zaman da dediğin gibi şunlar sıkıntı oluyor. Abi içinde 6 tane ekizim var. Evet. Ben internette yazdım. Dedim ki YouTube'da. Arkadaşlar bilen varsa çoğu kişi İran koyunu demiş buna. Asya zaten. İran koyunu demiş. İçinde mesela kangal da var. Bu yavrul herhalde. Yavrul mu? Yok. Hocamlar sağlık durumuna baksınlar. Hayvanların. Her ilacı yapıldı abi. Bak bir hapı kaldı. Mesela hapını da atacağım, aldım yani evimde. Değer yaptılarsa bir de... Bir rabanzol hap aldım abi. Atamadım. Yalan yok, atamadım. Cenazemiz var yani. 3-4 gündür. Yoksa evimde duruyor ilacım yani. Bunlara şeyler, çelermelerini falan yapıyoruz. Çelerme falan hepsi yapıldı abi, zaten ot yayıyorum. Mecbur yapacağım. Yok yine yapak diyorsanız alırız, yaparız. Sıkıntı olmaz onda. Maşallah üvesi bile ikiz gibi duruyor kardeşim, maşallah. Kuzulu bu. Abi kuzulu bu ha. O bir tane de şey var. 7 adedi de hocam. 7 adedi de büyük büyük yavrusu var. Altı dene göre. Evet. 7 tanesi de öyle. Bak şöyle mesela gelen sarıbaş var. Evet. Şu kuzu. 7 tane var ya. Erkek miydi? Koç muydu şu? Koç o abi. He hocam. Koçumuz var. Hocam şu koç evet, ne? Evet, o. Bak şu önceki koçumuzu duyurum. Uzun kuyruk. Şu arabanın benziyor abi. Ne bunun cinsi? Bizi lagun dedi de. Valla lagun diye veriyor. Lagunumuz bu abi. İnternette gördüm. Öyle hoşuma gitti ki. Lagun tuzu. Yettim arabamdan bunu aldım geldim. Aşağı doğru sağa. Niye dedim merkezde. Karın tarafı. Niye de merkezden almış. Lagun dedi bana. Nereden aldı? Niye de merkezden aldı? Kimden aldı? Bahçeli'den. Bahçeli'den aldıysan tamam. Bahçeli'den mi aldım? Öyle bir yerden aldım abi. Bu adam yaptı. Aynen abi. Tamam abi. Aynen lagun aldım. İnternette gördüm. Sırf onu arabamdan gittim. Bunların şu anda koçu genelde o mu? O zaten kuzulardan belli değil mi abi? Sarıbaş kuzulardan. Sarıbaş bak kuyruklu koyuna sarıbaş çıkmış abi. Evet. Anlıyor musun? Bak sarıbaşın yavrusu. Niye? Kuyruksuz kaldıramıyor onu. Kuyruğunu kaldıramıyor. Kafası yanıyor. Bak görüyor musun abi? Sarıbaşın kuzusu bu. Bak onlar onun kuzusu. Belli zaten. Ha, belli. Kuyruğuna bakacaksın abi. Yani bak sarıbaşın kuzusu abi. Bak kuyruğu kaldıramıyor bizim kuyruğumuz. Çiçekler de bunun içinde mi? İçinde abi. Hepsi içinde abi. Bak şurada şey. Bu ne? Şu merinos. Bu da merinos. Şu memelere falan baktığımız zaman şöyle olmuş, bir avuç kadar olmuş. Yani artık 15-20 gün diyor yani artık kalıyor, kalır. Gozayf abi zaten Deniz Bey'e de söyledim. Bir iki tane var abi, bir de kuzu atanım var. Onlara hap yuttur abi. İşte aldım abi, atamadım. Cenazemiz vardı. Şimdi bu hamile olanlara hap gelir mi gelmez mi? Yok var. Gelir abi. Sıkıntı olmaz. Bazıları var. Şimdi bazı hapları atarsın, bazı hapları atamaz. Tamam bakalım. Rabenzol var. Bir bakalım da şeyine ona. Atılıyor. Gebeliğin o ilk zamanlarında şey yapamaz. Düşük yaptırır diye. Meme bozuk. Onun meme bozuk. Sağlamdı abi. Bir memesi onun küçük kaldı. Onun meme bozuk. Ama genel anlamda baktığımız zaman güzel. Abi bu mal yemeyesin. 1,5 ay ya. Fazla değil. 1 ay yemeyesin bu mal.
Abi sadece bu. Bak dün yem yemledim. Bir severim. Yem niye yemledim? Yağmur yağdı. Yeminiz neyse? Ben arpayla tohlu yemi veriyorum abi. Arpayla tohlu? Sılaç veriyorum. Mısır sılacı. Çok vermiyorum ama mısır sılacı. Bak buraya sılacı ekeceğim. Ben samanımı, balyemi, her şeyimi kendim üretiyorum yani. Çiçek aşısı bu yapıldı. Şimdi satış gerçekleşti. Evet abi. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Şimdi namazımız da kıldık. Vallahi kabul etsin. Yanmasın ha, balığı pişiriyoruz. Yok, yanmaz abi. Balık da pişiriyoruz. Dün de balığa mı gittin? Dün balığa gittim. Dün balığa gitmiş, teknesi var. Şurada. Arkada mı? Nerede? Şurada. Arabanın yanında. He, bir günde beraber gideceğiz. Gel abi inşallah. He, beraber çekim de yapacağız. Evet inşallah. He, tekne devirmezsen biz içine bir şey olmazsa. Sana çay bile içirdim kayığın içine. Allah Allah. İyi. Balıklarımız burada. Ne çıkıyor burada? Aynalı sazanda şey mi? Gelebicin, sekiz bir. Gelebicin, levrek. Allah Allah. Tatlı su levreği. Evet. İyi. Şimdi onu yiyeceğiz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu biri pişirsin de yanında 2 dakika şurada bir oturalım. Gel abi. Kim pişirecek bunu? İyi anlayan biri pişirsin ama. Yanmadan. Ayarı yaparsın. Gün abi anlaştınız inşallah. Anlaştık. İyi evet, tamam. Tarafa da hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi benim kanalımda gizli saklı hiçbir şey yok. Toplam 105 anaç. Evet. 7 tanesi büyük yavruluydu. Gene hamile. Evet gene. Ondan sonra 20 tane mi çebiş çıktı? Saydınız mı? Evet. Sayım yaptık mı? Saymadık. Tamam. 20 tane şişek. Ondan sonra yavrular da ikiz yavrulu kaç tane olduydu? 6 tane. 6 tane ikiz yavrulu. Evet. Geri kalanlarında yaklaşık 20'ye yakın hayvan doğurmuş. Bunları yazdık mı? Söz yazdık. Uçar yazdık alır dedik. Ayrıyeten sözleşme yapacağız. Tamam. Evet. Şimdi şöyle bir durum oluştu. Biz bunu yayında da söylemiştik arkadaşlar. Bu koyunun alıcısı çok ama kar yağışından dolayı alım olmuyordu, gerçekleşmiyordu. Yine Kayseri bölgesinde yağış var, yine kar var. Şu an 1 metre yakın kar var diyor evet. Yollarda. Besleyeceğiniz yer biraz daha yüksek herhalde sizin. Yüksekte. O zaman ne yapacağız? Yaklaşık bir 10-15 gün kadar kardeşimizin evinde burada kalacak. Evet. Siz ayrıyeten yem parasını vereceksiniz. İşte bakan biri olacak. Onun haçlığını vereceksiniz. Onun dışında belli bir kapora verdiniz. Gönderdik evet. Gönderdiniz. Toplamda anlaştığımız fiyatı da söyleyelim arkadaşlar. Biz bu işi 150 bin liraya evet. Bitti arkadaşlar. 150 bin liraya bitti. Allah hayırlı uğurlu etsin. Sizi de tanıdık. Güzel oldu. Sizi de tanıdığımız iyi oldu. Vallahi memnun olduk. Sizler bizim bu koyunları nasıl buldunuz? Kim izledi size haber verdi? Sizin denk geldi. Benim arkadaşım izlemiş sizi. Bana haber verdi dün akşam. Aha. Kısmetmiş, aradık, oldu. Bir de YouTube'dan görüştüğümüz saatlerde ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Gece saat 12'ye kadar beni arayabilirsiniz. Saat 11 civarı falan evet, görüşüyoruz. 11 civarında görüştük. Pazarlık yaklaşık bir yarım saat kadar hemen hemen sürdü. Ben arıyorum Yusuf abiyi. Tekrar dönüyorum Ekrem abiye. Ondan sonra pazarlığı da bitirdik. Bizim burada bir laf var. Anan aşağı baban yukarı evet, derler. Hallettik. Pazarlık bitti elhamdülillah. Alan satan memnun kalır inşallah. Kardeşimizin de ödemeleri vardı. Sıkıntılar vardı. O bundan kurtulmuş oldu. Siz de inşallah bu hayvanları şu anda yem yemesi gereken hayvan bunlar. Niye? Hamile doğumları yakın. Kardeşimizin maddi durumundan dolayı sıkıntı vardı. Zar zor işte burada gördüğümüz artık yemleri almıştı. Hayvanlar yemeyecek. İnşallah bereketiyle doğum yapar. Hayvanları ölmeden hepsi sizin orada bereketli bir şekilde çoğalır inşallah. Biz de inşallah bir gün Kayseri'ye gelirsek. İnşallah her zaman bekleriz. Başımızın üstünde. Olmadı balyaları falan sevk edersen. Bu arada Yusuf kardeşimiz balya işi yapıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dur senin bir reklamını daha yapayım. Yusuf abi. Önce benim balyam bu sene. Sonra Ekrem abinin, Emin abinin balyaları. Ondan sonra da arkadaşlar siz sipariş verebilirsiniz. Tamam Ekrem abi seninkini de araya koyalım. Şimdi normalde burada fıstık balyası. Fıstık, buğday, soya, mısır. Bunların hem saman hem balyası. Herhalde sen sadece balya çalışıyorsun. Evet. Haşbaylı. Evet. Arkadaşlar Türkiye'nin artık nerelerine gönderebilirim. Siz tır ayarlarsanız, kendi de ayarlarsa evet. Size gönderiyor. Koyuncular ve keçiciler. En çok beni keçi camiası tanır. Fıstık balyası kışın bir hayvanı
neredeyse kesif yem vermeden arkadaşlar sağlıklı bir şekilde atlatabilir. Bu Türkiye'nin neresinde olursanız olun. İnşallah ben bir 1000 kadar balya istedim kendisinden, Allah nasip ederse. İnşallah. Artık size de artık 3000 mi 5000 mi ne olur. Artık kaç olursa 20 ton kadar düşünüyorum. 20 ton kadar. 20 ton balya ne yapar? Kaç adet tekabül eder? 20 kilo gelse abi 1000 tane olsa 2 ton. 1000 tane 2 ton mu yapıyor? 20 ton. 1000 tane. Hemen hemen biz hemen evet, aynı evet. istemişiz. Arkadaşlar sizler de Yusuf kardeşimize ulaşabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Yusuf kardeşimizin telefonunu da yazarız. Şu ana kadar hayırlı bir satış oldu. Ben tekrar hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Abi siz de bir hayırlaşın inşallah. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bizleri izlemeye devam edin. Allah'ın izniyle bizim kanalımızda keçi satışımız, koyun satışlarımız devamlı oluyor. Ve telefonumuzu veriyoruz. En güzel şey şu. Kanalımızda ne satıyorsak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Diyor ki kusurlu mal satıyorsan satıyorsan da diyor kusurunu söyle. Biz çekim yaparken varsa kusuru söylüyoruz. Genelde kusurlu mal çekmiyoruz. Ve alan şu ana kadar Türkiye'nin 30 bölgesine 500'ün üzerinde hayvan vermiştik. Bununla beraber belki 700'ü bulacak. Yani gönderdiğimiz hayvan. Şu ana kadar hiç kimseden bir şikayet gelmedi. Biz eğer bir mala kefil oluyorsak, ben kefilim diyorsam gözünüz kapalı işe girin arkadaşlar. Ne kadar piyasada güzel hayvan var, hesaplı hayvan var. Bulup onları size çekip inşallah sizin hizmetinize sunuyoruz. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.